Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan Sedef İşletmeciliği, Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde verilen kursta yeniden hayat buluyor. Önce ev hanımıydım. Yaklaşık bir yıldır buraya devam ediyorum. Çok severek geliyorum. Önce çok temkinliydim. Çok korkuyordum. Hani bu mesleği yapabilmek, hani biraz sanat isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Ama sonra ilerleyen zamanlarda daha ilerledikçe daha çok hoşuma gitti. Daha çok severek yaptım. İlmek ilmek, işlemek, atalarımızın mesleğini göz göre göre meydana koyabilmek, hani bir şeyler çıkarabilmek çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Hani kursa başladığımda çok korkuyordum ama sonra başladığımda çok farklıydı ortam. Hocamız Mustafa hocamızın katkısıyla hani korkmayarak daha yavaş, daha ilerleyici, daha güzel, daha sağlam bir şekilde hani başlayınca insan geliştiğini, becerebildiğini, bir şeyler üretebildiğini görünce yani bu mesleği ilerletebilirim dedim kendi kendime açıkçası. Bir de çocuğumla beraber geldiğim için korkuyordum. Onu da burada hani bir sosyal tesisimizde ana sınıfı var, oraya yerleştirdik. Oyun odamız var, oraya yerleştirdik. O yüzden korkmayarak, isteyerek, gayet gönül rahatlığıyla geldiğim bir kurs diyebilirim. Usta olduğumu düşünmüyorum ama çok yolu var hala. Ama evime götürdüğüm katkılarım çok oldu. Mesela sandık, mesela saat, ondan sonra ayet, çıralıklar yaptım. Birkaç tane arkadaşlarıma hediye yaptım. Bana katkısı çok. Belediyemizin de katkısıyla sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Biz tahtasını alıyoruz. Onlar da bize destek verdiği için ilerlediğimizi düşünüyorum. Benim hedefim ilk başladığımda da öğretmen olmaktı. Yani bu işin ustası olmak, eri olmak. Hani vardır ya insanın gönlünden geçen, buraya geliyorum ama bir şeyler inşallah öğrenebilirim, katkıda sağlayabilirim kendime diyebilmek. Ben de buraya geliyorum, bir yılda daha da gelmeyi düşünüyorum. Aldığım birkaç belgem var, bir belgem eksik. İnşallah bunu da tamamlarsam öğretmen olmayı. Mümkünse yani inşallah olursa buraya bu kursa atanabilmeyi. Yani başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiği katkıdan, değerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz gelirken çocuklarımızı oyun odasına bıraktık zaten. Çünkü 5 yaşında çocuklarımız var. Onun haricinde biz geldiğimizde Sedef'i hiç bilmiyorduk. Hocamıza hatta gelirken dedik acaba yapabilir miyiz? Müdürümüzün sayesinde getirdi, bizi buraya kaydetti. Başladık. Ama çok güzel. İlk eğitim. Hocamız bize bir şeyler çiziyor. İlk eğitim aşaması öyle geçiyor. Biz hem oymaya hem telleri yerleştirme ilk başlangıç böyleymiş. Hı hı. Onu öğretiyor bize Mustafa Hoca. Oğluma bir satranç tahtasıyla tavla yapmak istiyorum. 6,5 yaşında bir oğlum var. Evet. Satrancı çok seviyor. Ya ben maddi olarak hiç düşünmedim. Ben hep düşüncem böyle oğullarımın sevdiği şeyler yapmak bunlarla. Odaklanırken böyle mesleğin bu aşamasında hani tavla yapabiliriz, satranç tahtası falan derken ben dedim oğlum zaten nefesimi tüketiyor. Şeydi anne ben satranç öğreneyim falan deyince ben dedim ilk hedef oğlumu bir satranç tahtası yapmak en güzel fikir. Ben hep bu duygusal anlamda düşündüm, maddi düşünmedim. Sayın Başkanımız Mehmet Damazoğlu'na çok teşekkür ederiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Daha önce proje el örgüsü bebekler el sanatlarına geldim. Daha sonra da buraya geldim. Sedef'i görünce hoşuma gitti. Hocamızın öğrencilerine davranışı falan hoşuma gitti. Böyle çıralık falan yapmak istedim. O zaman dedim gelin. Eşim de dedi sen onu beceremezsin. Sen o erkek işi. Bu yaştan sonra şeye mi gidiyorsun dedi. Sedef kalkmaya kursunda ne işin var? Evinde otur.
Ben de ona inat geldim. Ben başardım da yani çok şükür. Şimdi hocam yapamazsın dediğin için de eve gelen misafire övgüyle gösterebiliyor yani. Eşiniz mi? Evet. Bunu yaptı diyor, gidiyor diyor. Yani benim için yaşın hiçbir önemi yoktur böyle yerlere gelmek için. Evet. Onlara o yaşınız, yaştan sonra gelin mi diyenlere inat geliyorum. Yani yapabilirsin, yaşın hiçbir önemi yok yani. Ev hanımıyım. Daha önce el sanatlarına geldim. Projeden de faydalandım orada. Sonra da Sedef'e geldim. Sedef işlemeyi de çok istiyordum zaten. Çarşıya daha gidip bir öğrenme yeri varsa dedim. Gideyim ama burada geldim, hocamızı gördüm, işleri gördüm. 2 yıldır da buraya geliyorum. Eşim dedi, sen ne erkek işi dedi, Sedef'i yapamazsın dedi. Hem kursun hiç gelmemeli şeyi de yoktu yani. Evde sürekli evde olmam istedi. Ama ben dedim evde psikoloji hep mi kullanayım yani. Yaşınız bu yaştan sonra gidip ne yapabilirsin dedi. Ben de geldim. Çok şükür öğrendim. Bayan arkadaşlara da hep tavsiye ediyorum. Gelsin öğrensinler. Doktorlara gidip psikolojik men yani ilaç kullanacaklarına. Terapi kimi de geliyor insana. Hediyelik yaptım. Evime çıralıklardan yaptım. Eşim beceremesin de. Şimdi hiç yapamazsın dedi. Gelene de böyle gösteriyor diyor. Orada yaptı diyor. Yani benim için hanım yaptı. Mehmet Damazoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum.